8'de sağlıkçımız ile devam ediyor. Şimdi konuğumuz uzman psikolog Semiha Afyonlu Kaya karşımızda. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Olduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün farklı bir konuyu çok konuşacağız. Çok farklı bir konu. Gerçi insan psikolojisini anlamaya çalışmak, insan psikolojisinde yol almaya çalışmak ancak siz gibi kılavuzlarımız sayesinde, psikologlar sayesinde olabilir. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu konu annelik baskısı. Annelere yapılan baskı. Ne kadar enteresan ve ne kadar aslında var olduğunu çok iyi bildiğimiz ama adını koymadığımız bir konu. Yani şöyle, bu çok kültürel bir mevzu aslında bakarsanız. Her kültürde farklı farklı. Bizim yani doğduğumuzdan beri içinde olduğumuz Türk kültüründe annelik çok kutsal bir mefhum. Hani bu çok da güzel bir şey. Hani anneler hep farklı yere konur. Hatta sırf anne diye bazı insanlara bazı baskılar yapılıyor. Hayat tarzıyla alakalı vesaire. Ama bir o kadar da aynı zamanda herkesin söz sahibi olmak istediği, yorum yapmak istediği, yani eğer annelik bu kadar kutsalsa hani bırakın herkes kendi anneliğini kendi istediği şekilde, kendi imkanları dahilinde, kendi ruhsal çerçevesi dahilinde yaşasın. Ama herkes son derece işte yorum yapmak istiyorlar, karşılaştırmalar yapmak istiyorlar. Sen ne yapıyorsun, o ne yapıyor, aa anne ama böyle yapılmaz vesaire. Şimdi bu hayatın içinde çok fazla var bizim kültürümüzde. Bunu da özellikle çok şaşırtıcı bir şekilde en yakın aile bireyleri, o anneye en yakın olan kişiler, işte kendi annesi olabilir, kayınvalidesi olabilir, işte eşi, akrabaları, işte dostları vesaire, hani en yakın çevreden gelen bir baskı söz konusu. Dolayısıyla anneler buna sessiz kalmayı genelde tercih ediyorlar. Bir şey söyleyemiyorlar, kendi içlerine kapanıyorlar, kendini yalnız hissediyorlar, yetersiz hissediyorlar. Zaten bunun hani bilimsel anlamda bir hormonal bir tarafı da var. Biz burada bu bahsettiğimiz konuda genelde hani sen yani yıllar içindeki annelik, ömür boyu yaşanan annelik değil, daha çok lohusalık dönemi yani doğumdan hemen sonraki dönemden bahsediyoruz. Çünkü o dönemde anne hormonal olarak daha kırılgan oluyor. Dediğim gibi bunun bir hormonal bir altyapısı var bu duygusal dünyanın. Dolayısıyla bu dönemde yapılan baskı anneyi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bebek bakımından alıkoymaya kadar giden bir çerçevesinde etkisini görüyoruz. Şunu anlayabilir miyiz? Biraz sosyalleşmenin değişmesi, sosyal hayatının annelik öncesinde ve annelik sonrasında bir başkalaşıma uğraması olarak mı anlıyoruz? Yani şöyle, aslında bu bahsettiğiniz şey anneyi en çok yıpratan şeylerden biri olarak nitelendirebiliriz. Yani konu tabii ki genel manada o değil. Şimdi şöyle daha çok açayım ben bu konuyu. Bu böyle bir baskı var ve anneler bu durumdan çok muzdarip. Sadece tabii ki o annenin hayatındaki sosyal değişimi. Aslında o işin doğası diyelim ona. Çünkü artık fiziksel olarak, yani matematiksel olarak bile baksanız 24 saatin içinde ona ayıracağı bir dilim yok. Tabii. Hani özellikle yeni doğum yaptığı dönemde. Tamamen bambaşkalaşıyor. Aslında onun bir otomatik bir getirisi gibi. Bizim burada bahsetmek istediğimiz şey aslında şu. Özellikle lohusalık dönemindeki emzirme ile alakalı bir araştırma yapıldı öncelikle. Profesyonel bir araştırma firması bu araştırmayı düzenledi. Bu araştırmanın da şöyle sonuçları ortaya çıktı. Her doğum yapmış anneden 7'si çevresinden bebek bakımı ve emzirme ile alakalı baskı görüyor ve olumsuz yorum duyuyor. Yani nedir? İşte eğer hele ki emziremiyorsa, yani bazı annelerin sütü gelemeyebiliyor, çocuğu mamayla beslemek durumunda kalabiliyorlar. Ciddi anlamda suçlama, baskı. Artı her 10 anneden 6'sını yine bu yapılan araştırma sonucunda sütsüz inek, beceriksiz gibi aşağılayıcı yorumlarla karşılaştı. Bu araştırma sonucunda ortaya çıktı. Gerçekten hani 1000'in üzerindeki anneye yapılan bir araştırmadır bu. Ve herkesin verdiği rakamların sonuçları bu şekilde. Yani 10 anneden 6'sı diyoruz, 10 anneden 7'si diyoruz. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Şimdi o dönemde annenin biraz önce bahsettiğim bu hormonal durumu içerisinde olduğu için şimdi lohusalık döneminde anne doğum yapıyor, hormonlarında ciddi anlamda bir düşüş gerçekleşiyor. Bu hormonlardaki düşüş annede ister istemez ruhsal bir takım değişimlere sebep oluyor. Hem kucağına bir bebek veriliyor, bu bahsettiğiniz sosyal değişimi yaşıyor zaten çok derinden. Hani önceki hayatıyla alakası olmayan bir hayata bir anda giriş yapıyor. Bir yandan da bu hormonal değişim kendisine çaresiz, mutsuz ve yalnız hissetmesine daha sebep oluyor. Daha zayıf hissediyor. Kesinlikle öyle. Desteğe, sosyal desteğe, manevi desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve kucağında bakmakla yükümlü olduğu ve ona canı emanet edilmiş bir bebek var. Dolayısıyla bu dönemde anne, bu biraz önce bahsettiğim gibi olumsuz yorumlarla karşılaştığında
herhangi bir şeyi dediğim gibi emziremeyebilir. Annenin bir takım sağlık problemleri de olabilir bu arada. Hı hı, düşünün hı. ki size en yakınınız, anneniz, kayınvalideniz, en yakın arkadaşınız, komşunuz, annenizin en yakın arkadaşı tarafından emiyor mu? Ha, aa, emziremedin sen o zaman, beceremedin o işten o zaman. Neyse bakarsın artık olur falan gibi yorumlar duyduğunda zaten... Bu da fena bir yaklaşım. Tabii ki ama bunlar oluyor. O kadar yani ve inanın ben çalıştığım kurumu itibariyle de biliyorum. Yani bu ne sosyoekonomik düzey şey yapıyor, fark ediyor. Ne oturduğunuz muhit fark seviyesi. Ediyor, ne eğitim seviyesi. Yani inanın herkes bunu bir şekilde... Bence bu birazcık bizim psikolojide... Kadınlar bunu birbirine yapıyor. Aynen. Bu kadının kadına yaptığı bir şiddet zaten. Ve bizim psikolojide yansıtma dediğimiz bir şey vardır. Aslında kendimizi eleştirmemiz gereken şeyleri başkalarına yansıtma durumu. Muhtemelen zamanında her kadın zamanında zaten bunu yaşadı. Her kadın belki de... zamanında o da emzirmedi ve bundan müzdarip hissettirildi. Dolayısıyla başkasına da yapıyor bunu ve bunu en yakınlarına yapıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim hormonal düzeyinde kendini zaten yalnız ve çaresiz, zaman zaman mutsuz, zaman zaman pişman. Bak bu duygulara da her zaman yer verilmeli lohusalıkla söylüyorum size. Bunlar çok doğal ve geçici duygular. Ki annelik çünkü, sendromu denen bir şey bile var. Ki, İlk doğum zamanında ki, o durumu ki. Reddetme, yeni değişime, adapte olamama gibi. Aynen. O durum da şöyle. Hani ilk başta zaten bu bahsettiğim duyguları annelerin %80'inden fazlası yaşıyor bu hormonal değişim sonrasında. Biz buna bebek hüznü dönemi diyoruz. Yani ilk dönem ve her anne bu duygusal geçişi yaşar. İşte bu duygusal geçiş döneminde anne bu baskıya maruz kalırsa, zaten dediğimiz gibi önceki hayatından bu kadar farklı bir hayatın içindeki anne bir de bu baskılara maruz kaldığında işte o bahsettiğiniz aslında sendrom diye nitelendiren bizim profesyonellerin de lohusalık depresyonu dediğimiz mevzuya evrilebiliyor. İşte biz zaten bunu engellemek istiyoruz. Yani anneyi o dönemde hoş tutacağız ki yeni anneye ona en iyi desteği, en sosyal anlamda, manevi anlamda en iyi desteği vereceğiz ki annenin bu ruhsal durumu depresif bir duruma evrilmesin diye. Ki en zayıf oldukları o dönemde güçlü olmaları kesinlikle. Onların da iyi bir anne olmalarını sağlayacak kesinlikle aslında. Kesinlikle yani bu desteği biz düşünün ki elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Ama biz ne dersek diyelim onun eşinin söylediğinden, annesinin söylediğinden daha kıymetli değil bizim sözümüz. Aslında onların orası. O desteği veriyor olması lazım kendi içinde. Aslında annelerin, kayınvalidelerin, eşlerin bu destek için bir eğitimden geçmeleri. Kesinlikle. O daha önemli. Aynen öyle. Ben zaten kendim bununla alakalı birçok eğitim veriyorum. Hem çalıştığım kurumda hem dışarıda. Mümkün mertebe dilimin döndüğünce bunları anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorum. Orada inanın önceki duyurular diyorum ki mutlaka duyurunu ya ekleyin. Anneanneleri, babaanneleri, baba adaylarını hepsini bekliyorum. Bu sadece anne eğitimi değil, bu bir aile eğitimi. Çünkü o bebek sadece anneye değil, o aileye geliyor. Dolayısıyla anneye iyi bakmak da bizim en önemli görevimiz gerçekten. Buradan izleyicilerimiz de teyit edeceklerdir. Özellikle kadın izleyicilerimiz için. Belki ya evet ben de bunu yaşıyorum diyenler de vardır. Yani tek başına annenin değil, işte bu baskıyı yapan çevrenin de bu işin içine dahil olması kesinlikle. Gerekiyor. Burada nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani nasıl dahil olabilirler o yani, sürece? Bu bahsettiğiniz şeyi yapmak, sağlamak gerçekten kolay değil söylediğiniz gibi. Artık oturmuş bir kültürel bir durum var. Herkes yorum yapmak istiyor, herkes bir şey söylemek istiyor. Ve artık dayatılan bizim gördüğümüz mesela sosyal medyada, görsel medyada bir takım cümleler mesela. Bilmem kim doğum yaptı, eski haline döndü. Evet. Şimdi herkes bugünü mü bekliyordu yani? Herkes bu anı mı bekliyordu? Mesela ben şöyle bir haber görmüyorum. İşte bilmem kimin bebeği sağlıklı 3. ayına girdi. Şey yani böyle bir haberle ben daha önce hiç karşılaşmadım. Herkes annenin vücuduyla ilgileniyor. Herkes doğum kilolarıyla ilgileniyor. Doğum kilolarıyla ilgileniyor. İşte yani şöyle bir şey hatta geçenlerde yine gördüğümüz sosyal medyada olay oldu. Çok çok ünlü bir blogger, İtalyan bir blogger. Bebeğine şey içerisinde, biberon içerisinde süt içirirken bir resim koydu. Yeni doğum yapmıştı. Yani dünyaca ünlü bir blogger. Altına da İngilizce olarak gerçekten işte PS bilgi veriyorum ki biberon içindeki anne sütüdür. O zaman hatta şey oldu. Gerçekten bu hani her yerde böyle yani bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Aynen bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı diye. O yüzden bu baskının şunu yüzden söylüyorum. Bunun önüne geçmenin ne kadar zor olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. O noktada yapılması gereken şey öncelikle anneye şunu söylüyoruz. Bir kere kendinize güveneceksiniz. Kendi içgüdülerinize güveneceksiniz. Bir anne bir bebeği severek, isteyerek dünyaya getirdiyse sağlıklı bir şekilde gerçekten güvendiği uzmanlar bir kenara tabii ki doktoru vesaire.
ama en iyisini o bilecek o bebek için. Öncelikle kendine güvenecek. Bu gibi yorumlar illaki olacak. Biz istediğimiz kadar önüne geçmeye çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki anneye olumsuz yorum yapmayın. Bırakın anne önce bir nefes alsın, ne yapması gerektiğine karar versin. Zaten o zaman daha rahat emzirebilecek. Yani bu arada kendi içinde böyle de bir kaos. Yani siz emzirmesini istediğiniz için o yorumu yapıyorsunuz mesela ama siz o yorumu yaptığınız için anne zaten ne emzirme olayından uzaklaşıyor ve strese girip psikolojik olarak o mevzudan biraz daha kopuyor. Dolayısıyla bu zaten hani olumsuz anlamda besleyen bir döngü. Öncelikle bunu bilmek lazım. İkinci olarak da annelerin kendilerine güvenli, ne istediklerini bilen, açıklamalarını yapan, ben elimden geleni yapıyorum, ben bebeğim için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum, elimden geleni de en iyisini yapıyorum. O noktada da ama ben hala yetersiz hissediyorum, ben emziremiyorum diyen anneye de şunu söylüyoruz. Her bebek muhakkak doyar. Yani bu yüzyıllarca böyle olmuş. Hani gerçekten açlıktan ölmek diye bir şey var ama artık günümüzde bu bahsettiğimiz dünyada açlıktan ölmekten tabii ki bahsetmiyoruz. Yani o bebek bir şekilde doyacak. Doyacak. Ama bebeğin tek doyamayacağı şey anne sevgisidir. Hı-hı. Bebek gerçekten temelde anne sevgisiyle doyar. Anne ve baba sevgisiyle doyar. O yüzden eğer emzirme baskısı ya da bu gibi stresler, etraftaki stresler sizi çocuğunuza sevgi vermekten alıkoyuyorsa bizim için zaten önemli bir şey değil. Hı hı. Önemli olan gerçekten bebeğin sevgiye doyması. Çünkü onu geri çeviremiyoruz. Bebeğin karnını doyurmak çok kolay. Hı hı. Her şekilde bebeğin karnı doyuyor zaten. Hani baktığımızda hepimiz belli bir yaşa gelmişiz. Hani kaçımız emdi, kaçımız mamayla beslendi. Hani bunu bilmiyoruz. Yüzdeye vurarsak muhtemelen birbirine çok yakın oranlar çıkacaktır ve aramızda da çok büyük bir farklılık çıkmayacaktır günün sonunda. Ama gerçekten sevgiyle doymuş bir insanı bile yetişkinlikte diğerlerinden çok rahatlıkla ayırabiliyoruz. Dolayısıyla anneleri bu gibi streslere soktuğunuzda onları bebeğine sevgi vermekten alıkoyuyorsunuz. Çünkü anne kendi stresiyle daha çok uğraşmak zorunda kalıyor. O yüzden mümkün mertebe annelere de söylüyoruz. Rahat olun, sakin olun. Bu gibi yorumları illa duyabilirsiniz. Kendinizi bu yorumlara kapatıp kendi bildiğinizi yapmaya devam edin. Tabii ki güvendiğiniz, danıştığınız uzmanların söylediklerinin izinden gitmek durumundasınız. Tabii ki bebek bakımında ilk etapta hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyor oluyoruz. Ama günün sonunda bu gibi baskıların önünü ancak bu şekilde alabiliriz diye düşünüyorum. Toplumsal bir bilinçlenmeyle ve annelerin bu konuda artık sessiz kalmamasıyla. Hı hı. Ya o dönemde özellikle en yakın desteğin eşten gelmesi çok önemli. Kesinlikle. Bir kadın emzirmeye başladığı dönemde farklı bir misyon üstleniyor ve kendini de bazı şeylerde yetersiz hissedebiliyor. Hı hı. Eşinin onu desteklemesi, belki ne kadar şanslıyız ki şu dönemde böyle bir farkındalık var. Hı hı. Çevresinden göremediği desteği sizin gibi değerli uzmanlardan hı hı. görebiliyor. Yanında tamamen böyle güçlü kadınlar var. Hı hı. Çevreye bunu yansıtmak sizin için nasıl zor? Yani onun için yapılabilen bir şeyler var mı? Mesela aklıma şöyle bir şey geliyor. İşte sanki ben gitsem burada sizin konuştuklarınızı ses kaydalıp bütün aile meclisini evde dinleteyim evet, falan gibi mi? Ya da işte burada sosyal medyadaki video mecrası belki bunun için de bir şey açarsın işte yanında dinletirsin. Çünkü gerçekten yakın aileden geliyor bu. Oralara nasıl dokunulabiliyor? Ya oralara işte sesimizi bu gibi programlarda birincisi olarak duyurmaya çalışıyoruz. İkincisi artık sosyal medya çok büyük bir güç elimizde. Oradan sesimizi yine duyurmaya çalışıyoruz. Ben çok fazla eğitim düzenliyorum. Yani bu eğitimlerin çoğunu da ücretsiz olarak yapıyorum. Oraya çok işte güzel, anneleri, bütün aileleri davet ediyorum. Çalıştığım kurumda da bu gibi doğum öncesi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere katılmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hele ki bunun için doğum yapmayı beklememek, hamilelikten itibaren bu eğitimlere tabii katılmak çok daha önemli. Çünkü sorunu yaşayınca yani artık yumurta kapıya geliyor. Siz bu soruna karşı karşıya kalıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz. Ama öncesinde hamilelik sonuçta daha henüz bebek karnınızda. Yani bir şeyleri yapmak için hala enerjinizin ve vaktinizin daha çok olduğu bir dönemdesiniz. Kesinlikle. Bu dönemde bu gibi eğitimlere muhakkak benim gibi uzmanlar da bunu veriyorlar. Bu gibi eğitimlere katılmak, buraya eşinizle gelmek, ailenizle gelmek çok çok önemli. Artı yine lohusalıkta bu olaylar hep bebek bakımı üzerinden bu gibi problemlerle karşılaşıldığı için ben mutlaka şunu da öneriyorum.
hamilelik döneminde bazı şeylere karar verilsin. Mesela bizim yine kültürümüzde işte 40 gün evde kalınıyor, işte ya anne kalıyor ya kayınvalide kalıyor ya da işte bir yardımcı tutulacak mı tutulmayacak mı, kimden destek alacağız? Bunlar çocuk doğuyor, eve geliyor, ondan sonra bir curcuna içerisinde bunlara karar vermeye çalışıyorlar. Bu karar verme aşamasında da anne her türlü yoruma maruz kalıyor zaten. Tabii. Çünkü herkes stresli. Bu bahsettiğim baskılarda o dönemlerde çok fazla yapılıyor. O yüzden diyorum ki hamileyken karı koca baş başa oturun, karar verin. Kim bize o dönemde daha çok destek olabilir? Tabii. Kim bize daha çok o dönemde manevi destek sağlayabilir? Fiziksel desteği vermek çok kolay yani. Herkes bunu yapabiliyor. Hani bir yardımcı birinden destek alıyorsunuz, o da aynı işleri yapabiliyor. Ama yanınızdaki insanın sizi aynı zamanda rahatlatması çok önemli. O yüzden diyorum ki bunun için doğurmayı beklemeyin. Hı-hı. Hamileyken deyin ki ben İşte annemle, bazıları öyle diyor, ben annemle işte biz böyle çok tatlı sert didişiriz, bana çok laf söyler, ben rahat edemiyorum, ben kayınvalidemi istiyorum diyor. Kimisi diyor ki ben kayınvalidemin yanında kendimi rahat hissetmiyorum, ben annem kalsın istiyorum diyor. Bu gibi şeyleri de aile büyükleriyle önceden paylaşın. Kendiniz paylaşamıyorsanız eşiniz paylaşsın, sizin için süspansiyon bölge oluştursun, siz yine biraz daha geri durun. Bu gibi şeyleri çok önemsiyorum. Yine bizim yine Türk kültüründe olan bu hani lohusalık döneminde komşuların gelmesi durumu oluyor. Hani herkes geldiğinde önce annenin memesine bakıyor. Ne oluyor? Süt geliyor mu, gelmiyor mu? Orada bebek emiyor mu? İşte buna, herkes de böyle bir şey oluyor ve o komşular, akrabalar, misafirler evden aylarca gitmiyorlar yani. Hep böyle bir şey oluyor. Bu dönemde de diyorum ki yine bütün ev halkına ve buradan biz dinleyenler olacaktır. Onlara önceden bunun planını yapın. Birinci kural, bebek uyuyorsa asla uyandırılmaz. İki, anne dinleniyorsa misafir yanında oturmak zorunda değil. Eğer bunları siz söylemek size ayıp geliyorsa ya da söyleyemiyorsunuz, birisine delege edin. Anneniz olabilir, evdeki bir arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir. Ya işte Semiha dinleniyor biraz. Hani biraz sonra katılacak size. Ya da doktorumuz yalnız başına bebeğin beslenmesini daha uygun gördü ki gerçekten öylesi daha uygun bu arada. Hani emziriyorsunuz da mama da veriyorsunuz. Baş başa olduğunuz bir yani, ortamda çok daha olmak. Güzel. Aynen, hani o paylaşımı yaşamak, dediğim gibi bebek zaten sevgiyle doyuyor. O yoğunluk da kesinlikle bebek tarafından. Hani o yüzden senin onu böyle kalabalık içerisinde yapmamak, dolayısıyla o yorumlardan da biraz kendinizi korumuş oluyorsunuz böylelikle. Bebeğiniz de aynı şekilde. Bu gibi önlemler alınarak anne kendini koruyabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok özel bir konuyu, evet. Hemen hemen konuşulamayan bir konuyu bize aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sizinle de sohbet. Karşılıklı. Yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Karşılıklı, ki bu bir de uzun bir süreç. Diğer devamındaki konularla ilgili de sizi yine dinlemek isterim. Evet, tabii ki. Tabii ki her zaman. Seve evet, seve. Uzman psikolog Semiha Afyonlu Kaya konuğumuzdu. Anne baskısını bize anlattı. 8'e sağlık devam ediyor.